9 Ekim 2023. 32 suç kaydı olan 20 yaşındaki Muhammed Berke Çorak, polis memuru Cihat Ermiş'i şehit etti. 2 Şubat 2024. 10 suç kaydı olan 19 yaşındaki Delil Aysal, İzmir'de taksici Oğuz Erge'yi katletti. Bugün 26 suç kaydı olan 20 yaşındaki Yunus Emre Geçti, polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit etti. Bunlar sadece sosyal medyada gündem olan 3 olay. Bu olaylar dışında polis memurları Hakan Telli, Abdülkadir Güngör, Ayhan Ölçer, Barış Göl, Erhan Gökteke farklı yıllarda ve farklı suç makinesi haline gelmiş, cezaevine girse de kısa sürede serbest kalan zanlılar tarafından şehit edildiler. Peki şimdi bizim adalet sistemimize sormak istiyorum. 10, 20 hatta 30 tane suç kaydı olan bu suç makineleri nasıl oluyor da sokakta elini kolunu sallayarak gezebiliyor, suç işlemeye devam edebiliyor? Mesela bu suç makinelerini suçlarını işledikten sonra bir daha suç işlememeleri için dışarı salmamak. Ama öyle bir sistem var ki karşımızda sanki bir daha suç işlesinler diye 30 tane suç kaydı olan canavarları bile sokağa salabiliyorlar. Yakalandıklarında da biraz dövülüyorlar, halkın gazını alıyorlar ve işlerine devam ediyorlar. Peki acaba şu anda sokaklarda bunun gibi kaç tane suç makinesi var? Ve ne zaman biz başka bir skandalla yeni bir sabaha uyanacağız? Dün İstanbul Ümraniye'de polis memurları motor hırsızlığından aranan bir zanlıyı yakalıyor. Ardından mukavemet gösteriyor zanlı. Ve polisin silahını alarak polislere ateş ediyor. İki polisimizi de vuruyor. Bir polisimizi yaralıyor, bir polisimizi de maalesef başından vurarak şehit ediyor. Gencecik bir polis memuru Şeyda Yılmaz müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Ardından zanlının 26 adet suç kaydı olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi suçlarını sıra sıra sayacağım. Siz karar verin arkadaşlar. Nasıl bir adalet sistemimiz var ve bu adam nasıl serbest kalabilmiş? 1 adet madde ticareti. 8 adet madde kullanma. 2 adet kasten yaralama. Bir kere cinsel T olayı. 2 adet yağma. 1 adet gasp. 2 adet bence bu en kritiği aralarından en ağır olanı çocuğa cinsel T. Bir adet hırsızlık, 2 adet mala zarar verme. Ve tüm bu suç kayıtlarına rağmen 26 kez yakalanan bu herif 26 kere de salınıyor. Şimdi daha önce bunun 30-36 tane suç kaydı olanını da gördüğümüz için şaşırtmasa da inanılmaz sinirlendirdi bu durum. Ve halk çok büyük bir tepki gösterdi. Daha sonrasında tabii yakalanıyor, pataklandığı görüntüler ortaya çıkıyor. Hatta hayvan aracına bindiriyorlar bir çöp poşetine giydirerek. Ancak tüm bunlar şehit polis memuru Şeyda Yılmaz'ı asla geri getirmeyecek. Bu değişin işin en acı gerçeği. Ardından bu canavarın sosyal medya hesapları inceleniyor ve yaptığı paylaşımlar da tabii ki kimseyi şaşırtmıyor. Daha öncesinde de silahla, madde ile alakalı paylaşımları tonla, hatta ufakken Süleyman Soylu ile çekildiği bir fotoğrafta var. Ve dediğim gibi bu herif 20 yaşında. Daha önce ismini saydıklarım da 19-20 yaşında çocuklardı. Şimdi ben buradan gerçekten tüm samimiyetimle bu vatanın evladı olan, vergisini düzgün bir şekilde ödeyen, hiçbir şekilde de bu vatan'a ters bir hareket yapmamış olan, burada doğmuş büyümüş bir Türk genci olarak Sayın Adalet Bakanım bu herifin dosyaları ile ilgilenen savcı, hakim, avukat her kim varsa onlara sorular sormak istiyorum. Bakın ben de gittim ifademi verdim arkadaşlar. Havalimanında gözaltına alındım. Bunları zaten söyledim sizlere. Ve benim adım orada prosedürün nasıl işlediğini gördüm. Gerçekten de gidiyorsunuz, ifadenizi veriyorsunuz. Serbest bırakılırsanız onun için bir imza atıyorsunuz. Her şey kanuna uygun bir şekilde yürüyor. İnsanlar son derece ciddiler bu konuda. En azından bana karşı öyleydi. En son takipsizlik çıkan Cumhurbaşkanı'na hakaret soruşturmasında savcı uzun güzel bir şey yazdı. Yapmıştı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden, ifade özgürlüğünden bahsetmişti. Aa dedim ne kadar güzel. Yani bu uzun bir süreç ve bunlarla ilgilenenler var. Sonuç olarak burası Türkiye Cumhuriyeti. O zaman şunu soracağım. 26 tane suç kaydı olan bir insan hangi savcının imzasıyla, hangi hakimin kararıyla serbest bırakılabiliyor arkadaşlar? Bakın bir olur, iki olur, hadi 3 olsun, 4 olsun. Dünyanın neresinde böyle bir şey görebilirsiniz? Hangi gelişmiş ülkede görebilirsiniz? Hadi diyeceksiniz ki bizim ülkemiz gelişmiş bir ülke değil. Eyvallah. Arkadaşlar hukuksuzluğun kol gezdiği Güney Amerika ülkelerinde bile göremeyeceğiniz bir mevzu bu. Mesela şeyi düşünün bir savcısın bu adamın dosyasıyla ilgileniyorsun karşına geldi 21. suçu. Ya 21 ya 21 kere bu adam toplumun huzurunu bozmuş ki suçlarını az önce saydım hiç de normal şeyler yok. Çocuğa... T olayı var arkadaşlar. Daha ne diyeyim sizlere? Ya nasıl oluyor ya? Biri bana açıklasın. Nasıl oluyor da biri çıkıp diyor ki tamam bunu serbest bırakalım. Bu sokaklarda gezsin. Şimdi burada bana göre yargılanması gereken birileri varsa oradaki savcı, hakim, her kim bu adamla ilgilendiyse odur abi. Ya bunu talep etmek de benim en doğal hakkımdır. Çünkü 26 tane suç kaydı olan birisinin serbest kalmasını yalvarırım bir hukukçu bana açıklasın. Ben halktan biriyim. Bilmiyorum kardeşim nasıl olabiliyor bu ya? Normalde biliyorsunuz podcastlerde daha böyle bilgi üzerinden. Yorumları da mümkün mertebe rasyonel, sağ sakin yapmaya çalışırım ama şu olayda gerçekten yapabilecek hiçbir rasyonel yorumum yok. Çünkü sadece soru sorabiliyorum. Merak ettiğim şeyler var. Ne yaptınız abi? Mesela bu adamı içeride dövdünüz. Eyvallah. Çöp poşeti giydirdiniz. Hayvan arabasına bindirdiniz. Çok güzel. Birilerinin belki gazı alınmıştır ama benim sormak istediğim soru kim bu adamı serbest bıraktı? O kadın geri gelmeyecek abi. O polis memuru öldü yani. Ve çok bariz bir şekilde bu vatana, millete, topluma hiçbir şekilde faydası olmayacak. Sadece zararı dokunabilecek bir canavar yüzünden öldü. Yani bunların kaptanması bu kadar mı zor? Aramızda şu anda ne kadarı dolaşıyor? Sayın Adalet Bakanım tamam youtuberlarla da ilgilenin. Jari'nin içeri mi tıkacaksınız? Tıkın abi videolarını çekin. Evet tamam. Benim zaten bu ülkeden beklentilerim çok düşük. Ben sizden ekstrem şeyler beklemiyorum. Muhteşem bir adalet, harika bir yargı falan ama Allah aşkına 26 tane suç kaydı olan bir insanı da dışarıda dolaştırmayın abi. Bu kadar basit ya. Bu ülkenin sosyal medyadaki şaklamanlardan, müstehcenlik suçundan, ifade özgürlüğü suçlarından çok daha ciddi meseleleri var. Bu ülkenin sokakları böyle insanlar var. Herkes birbirine terörist diyor. Alın size gerçek bir terörist. Ve emin olun şurada YouTube'da videolar yapıyorum. Bana terörist kadar şu adama terörist denmemiştir ha. Toplum bu kadar bozulmuş bir halde. Ve bunlardan güç alanlar daha fazlasını yapıyorlar. Ya bu adam Instagram'da her gün madde paylaşıyor. Silahlarını paylaşıyor. Biz diyor buranın diyor kralıyız. Bunu hala yapanlar var Instagram'da. Bunu yapmaktan çekinmedikleri gibi paylaşıyorlar, gösteriyorlar da. Bir yerlerde tanıdıkları var. Ya da ne bileyim güçlü bir aileleri var. Bir şeylere mutlaka güveniyorlar. Ve Türk Türkiye Cumhuriyeti'nde bunu yapabiliyorlar? Ya şu gereği yapıldı yazılarını daha önce yazsak olmaz mı mesela? Bu gibi tiplerin ille de gelip birilerine zarar mı vermesi gerekiyor? Peki zarar verdikten sonra bunların yazılması, içeri atılırken bu şekilde şovların yapılması kimlerin yüreğini susturacak? O anne babanın yüreği susacak mı mesela? Şimdi bir de işi polis açısından düşünün arkadaşlar. Sokakta birini yakalıyorsunuz tamam mı? Aynı bölgede polislik yapıyorsun. Adamı salıyorlar. Bir daha yakalıyorsun. Bir daha salıyorlar. Bir daha yakalıyorsun. Bir daha sal Artık sen de uğraşmayı bırakırsın kardeşim. Dersi ki niye uğraşayım ya? Görmezden gelmeye başlarsın, yakalamazsın. O kadın polis gibi. Üzerine düşmezsin. Kaçmasına izin verirsin. Kimse görevini doğru yapmaz ki. Ya bakın arkadaşlar bu en ufak bir futbol maçında da böyle. Halı saha maçını düşünün. Şimdi erkeklere buradan örnek vereyim. Takımındaki herkes canla başla çabalıyor. Abi sen de canla başla çabalarsın. Hata yaptığın zaman üzülürsün. Ama bir tek sen mücadele ediyorsun takımda. Diğer herkes lay lay lom. Yenilsek ne olur? Yensek ne olur kafasında? Ya o zaman sen de mücadele etmezsin abi. Sen salak mısın? E devletin işleyişinden tutun. Bütün kurumlara kadar bu böyledir. Karşındaki adam işini layla yapmıyorsa... ...sen de yapmazsın abi. Niye yapasın çünkü? Enayi misin? O yüzden mesela bir polis memurunun... ...bir olaya müdahale etmediğini gördüğümde... ...o kadar fazla kızamıyorum artık. Adam der ki ben ne müdahale edeceğim ya? Müdahale etsem suçlu ben olacağım. Ya da suçlu olmasam bile... ...bakın vurulma ihtimaliniz var... ...bıçaklanma ihtimaliniz var... ...başka bir şey olabilir. Böyle bir riske girmektense... ...sözlü uyarımı yaparım, devam ederim. Daha bu sene 48 tane polis memuru... ...kendi hayatına son verdi arkadaşlar. Bakın bunlar istatistiki olarak Sabit yazıyor yani. Neden bu insanlar bunu yapıyorlar? Türkiye'de bunlar da sorgulanıyor mu acaba? Bakın arkadaşlar, bu ülkede bir adalet reformu yapılmalı. Sokaklardaki bu tipler artık temizlenilmeli. 20 tane, 30 tane suç kaydı olan bir insanın sokaklarda gezmesine kesinlikle izin verilmemeli. Nasıl bir yapılanma olur bu konu hakkında bilmiyorum. Adalet konusunda neler düzeltilir, bunun uzmanı ben değilim. Ancak halkın talebi çok nettir. Ben sana beni koru diye vergi veriyorum. Ben devlet kurumundan düzgün hizmet alamıyorsam, ben sokaklarımda güvenlik hissetmiyorsam ben bu parayı niye veriyorum kardeşim bunu sorgularım ya. hükümete eleştiren, ifade özgürlüğüyle alakalı konuşan insanları salın da artık dediğim gibi sokaktaki gerçek canavarlara bakın. Söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten çok sinirliyim bu konuda. Şu son zamanlarda aldığım en kara, en sinir bozucu haberlerden bir tanesiydi. Şehit olan polisimize Allah'tan rahmet diliyorum. Üzerine söylenecek başka bir şey yok. Diyeceklerim bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.